Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekemiyorum. İşlerimden ötürü. Tüy dönemi sonuna yaklaşıyoruz. Kuşlarımız artık yavaş yavaş tüyden çıkmaya başladılar. Size bir video paylaşalım dedik. Kümes temizliklerimizi daha yapmadık. Eşleştirme dönemine başladığımız zaman Başlamadan önce kümes temizliğimizi yapacağız. Badanımızı yapacağız kümesimize. Kireçleyeceğiz. Erkek kümesimizi salalım. Yavaş yavaş çıksın. Bir 5-6 dakika uçsunlar. Şöyle sizinle paylaşalım. Çünkü belki de bir ay oldu. 1,5 ay oldu paylaşmamış. Hadi gelin bakayım. Gel. 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 Tabii tüy bittikten sonra, tüy dönemi bittikten sonra kuşlarımıza bilotik uygulaması yapacağız diş parazit için. Bunu yaparken de video çekebilirsek çeker sizlerle paylaşırız. Daldırma yöntemi. Hadi gel. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Hadi kız. Bu sezonki yavrularımız. Uçmaya başladılar. Çok uzun uçmuyoruz, yormuyoruz tüydeler. Çünkü 5 dakika uçmaları bizim için yeterli. Zaten topladılar kendilerini. Artık yavaş yavaş uçmak isteyenler böyle uçuyorlar. Zorlamıyoruz. Sezona inşallah bomba gibi başlayacağız. Allah nasip ederse. Haydi kızım. Haydi. Yeni yavrularımızdan iş olanlar var. Onları da ayıracağız. Eşlemeleri biz kendimiz yapıyoruz. Yani herkeste olduğu gibi bizim de bir göğüs teorimiz var. Gaga. Ve kanat teorimiz var. Teori demek zaten gerçeği kanıtlanmamış. Bilimsel bir bilgidir. Bizim de kendi bir teorimiz var. Hangi göz yapısındaki kuşla hangi göz yapısındaki kuş eşleşir? Hangi kanat yapısındaki kuşla hangi kanat yapısındaki kuş eşleşir? 6 yıldan beri ona dikkat ederek eşleme yapıyorum ben. Bakalım. Yanılmadık. Kendimizi oturtturduk. Gördüğünüz gibi çıkanlar çıkıyor. Kümesten. Zorlamıyoruz arkadaşlar. İsteyen uçuyor. İsteyen çıkıyor böyle. Tamamen onların isteğine bırakıyoruz. Uzun zamandır da çok geç vakitlerde işlerimizden ötürü yemleme yaptığımız için sizlere video çekemiyordum. Diğer kanalın sahibi ve kanala içerik üreten arkadaşlar ne durumda bilmiyorum. Ben sadece günlük biliyorsunuz hayvanlarla ilgilendiğim şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Zorlamıyoruz. Kalkan uçuyor. Çok isteyen kalkıyor. Öldü
gördüğünüz gibi kümesimiz gibi açalım. Her tarafı görüyorsunuz. Kümesimiz. Ama bitmek üzere. Bıldırcınımız da var. Maskot. Kümes taşları bırakmıyor maşallah. Kümesi temizleyeceğiz. Ne yapacağız? Tüy sezonunun bitmesini bekliyorum. Bir 10-15 gün daha bekleyeceğim. Kümesi temizleyeceğiz. Kasaları temizleyeceğiz. Dezenfekte edeceğiz. Badanamızı ve dezenfektenimizi yaptıktan sonra eşlemelere başlayacağız. O da zaten ekim başını bulur diye tahmin ediyorum. Dişilerimiz burada. Onlar da tüyden çıkmak üzereler. Birçoğu tamamladı tüyünü. Gel oğlum, gel. Gel bakayım. Gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Bu da bizim maskotumuz. Gördüğünüz gibi zaten mesela şu kuşun tüyünü tamamladı. Geçmiyor. Kuyrukları gelmeye başladı. Onları da tamamladım. Daha tüyü devam edenler var. Bu arada bir hastalık geldi. Çok mücadele ettim. Allah'a çok şükür kurtardık hayvanlarımızı ama bayağı uğraştırdı bizi. İlk defa böyle bir hastalıkla karşılaştık. Hıçkırık problemi, göz sulanması ve nefes darlığı üçü bir arada geldi. Ne olduğunu bilmiyoruz. Tabii bizim veteriner hem akrabamız, kuzenimiz var hem de eşimiz, dostumuz, arkadaşımız. Çok sağ olsunlar, bizi seviyorlar. Onların da desteğiyle yeni bir tedavi yöntemiyle çok şükür kümesimizden attık. Yeni bir varyant sanırım. İlk defa karşılaştım. Normal göz sulanması gibi veya nefes darlığı bizim tıttık dediğimiz gibi bir şey değil. Hemen bir günde böyle veba gibi götürüyor kuşları. Ama çok şükür bunu da atlattık. Şimdi göç alan bir bölgeyiz. Yabani kuşlar, yusufçuklar ve kumrularımız mevcut. Bulunduğumuz bölgede her yerde olduğu gibi. Kuş taşlarını da koyalım. Şöyle. Severek kemirsinler. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kümesimiz de son durum bu şekilde. Dişi olacak yavrularımız var. Erkek olacak yavrularımız var. Ama bizim sabit bu sene 5 veya 6 takım eşlemeyi düşünüyoruz. Diğerlerine yavru baktıracağız muhtemelen. Yavru almayacağız. Niyetimiz o yönde. Dişi olan yavrularımızı diş kümesine ayıracağız. Gereksiz yavru üretimi yapmıyoruz. Çünkü yani ücretli sahiplendirme yapmıyoruz. Çok çok nadirdir. Bu arada yemi de bu sene toptan aldım. Yem fiyatları arttı. Tarladan kalkar kalkmaz buğday. Toptan aldım. Artık 5-6 ay yeterse önümüzdeki bahara bakacağız. Acayip derecede yem fiyatları arttı arkadaşlar. Ondan da bahsedeyim. Ben kapatacağım videoyu. Buğday, bizim verdiğimiz buğday 4,5 liralara, 5 liralara, 5,200 lira falan çıktı. Aynı buğdayı tarladan çok cüzi bir miktar aldım. Yüklü aldığımız için. Bakalım durum neye doğru gidecek. Zaten birçok bu hobiyi yapan arkadaşlarımız mecburen bu hobiyi bırakıyorlar. Eğer bu işten kuşlarını döndürebilecek kadar ek gelir sağlayamıyorlarsa üzücü bir durum. Bakalım. Gerçekten en kalitesiz denilen, kalitesiz demeyeyim ama besleyiciliği az olan buğdayın bile fiyatı 3,5 lirayla 4 lira arasında değişiyor. Karışık yem veren kardeşlerimiz bu durumda ne yapıyor, kaç para alıyor bilmiyorum. Eğer duble karışık yem veriyorsa zaten herhalde 10 lira falandır kilosu. Allah tüm bu hobiyi yapan kardeşlerimize yardımcı olsun.
Tarladan aldığımız fiyatla normal satış yapılan, toptancı da olsa satış yapılan yer çok farklı arkadaşlar. Fiyatlar, uçuk bir fiyat var arasında. Neden kaynaklanıyor bilmiyorum. İnşallah yakın zamanda düzelir. Bu işi sevenler, bu hobiyi sevenler, hayvanları sevenler, sadece kanatlı sektöründe değil, diğer hayvansal yemlerde de, hayvan yemlerinde de çok büyük artışlar var. Yani buğdayın fiyatı bu kadar arttıysa herhalde ekmeği çok ciddi bir şekilde fiyat yansıması yakında olacak diye düşünüyorum. Allah kıtlık yaşatmasın inşallah. Bu millete sıkıntı vermesin. Son olarak gördüğünüz gibi arkadaşlar, bilmiyorum, şu son kalan bir erkeğimiz tüydeki durumunu görün. Bitirmek üzere tüyünü, ama kafada ve kuyruk kısmını görün. Mesela bu tam birkaç güne biter bunun tüy şeyi. Bu tamamladı. Kanatlarında birkaç eksikliği var. Mesela şu canavar da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi şöyle, bu erkeğimiz de böyle. Yani yavaş yavaş artık tamamlıyorlar. Yani Ağustos, Temmuz ortası başlayıp Ağustos, Eylül sonuna kadar devam eden tüy dönemimiz bitmek üzere arkadaşlar. Görüyorsunuz, biz kum aldım ben. Kumu eledim. Elediğim taşları serdim, altına toprak var. Severek eşeleniyor kuşlar. Bunu da yapmak isterseniz tavsiye ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Umarım sıkılmamışsınızdır. Severek izlersiniz umarım. İzlerken de sıkılmazsınız inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıklı günler.